Merhabalar canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Baş Dilben. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün akşamki canlı yayın konuğumuz, merhabalar Celil Aydemir. Ali Ertan Güley, bugünkü konuğumuz, güzel insan, arka sokaklarda da oynayan, hakikaten de aynı zamanda jeolog, bir bilim insanı aynı zamanda. Bilim ve Ötesi platformunu konuşacağız bugün. Ve birlik olmanın gücünü konuşacağız bugün Ertan Bey ile. Şimdi Ertan Bey'i ekleyebilir miyim acaba? Geldi mi canlar Ertan Bey? Göremedim. Merhabalar. Biraz önce spontane bir yayındaydık sevgili Erhan Hocam'la. Hemen böyle bir hazırlanamadan yayına geldim bugün. Evet canlar. Şimdi hemen... Bir dakika. Ertan Bey'i hemen ekliyorum. İstek geldi mi Ertan Bey canlar? Bir istek gönderiyorum ben. İlk defa canlı yayını yapacağız. İlk defa canlı yayına katılacak Ertan Bey. Onun için ben de şu an... Oo süper! Süpersiniz! Ben dedim acaba yapabilir miyiz? Nasılsınız? Hoş geldiniz Ertan Bey. Nasılsınız? Bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Setten geliyorsunuz mu? Sette misiniz? Setten geldim, çok şükür bitti. 6 gündür bayağı yorucuydu. Ay kıyamam size ya. Ben dedim artık son dakikaya kadar acaba yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yapabilir miyiz? Emin olamadım. O kadar yoğunsunuz ki. Yetiştik çok şükür. Beyin gücüyle erken bitsin dedim, set bitti. Beyin gücü her zaman kazanır. Biz de şeyle Erhan Kolbaşı'yla onu biliyorsunuz hesabını evet. Hacklediler. Yeni aynen. Hesap açtı. Herkese duyurduk biraz önce. Sağ olsunlar canlar böyle bir önce oraya geldiler. Şaşırdılar ben çünkü saat 22'de yayın yapıyorum. Bir anda şey oldular, şaşırdılar, yok dedik henüz. Yani yeni gittiler 5 dakika önce. Birazdan gelirler canlar. Bir su filan içmeye gitmişlerdir. Yayındaydık yani. Evet, nasıl gidiyor bakalım çekimler? Yeni dizi başlıyor değil mi? Yeni dizi dediniz. Yeni diziyi açıklamadınız herhalde henüz. Arka sokaklardayım şu anda. Avukat Levent Bakırcı karakteri. Bir 3 bölüm şu anda çektik. Çok heyecanlı sahneler. İlk bölüm yarın yayınlanacak. 580. bölüm Kanal D'de. Bir 6 gün falan sürdü. Son bölüm çok yoğundu. İlk 2 bölüm biraz azdı sahne. Son 82. bölüm oldukça hareketli. Yarın beklerim herkesi. yarın. Hangi evet. Şeyde? Arka sokakları yani hangi şeyde? Kanalda? Kanalda. Aha. Ertan Bey şey var mı sizde? Bir kulaklık mı taksak? Değil mi? Ben de... ben böyle bir... Buradan kedicek, kusura bakma. Olsun, olsun. Olsun. Ya ben de normalde... Güzel oldu. Ha, tamam. Normalde pek... kedi arkamda gördüğünüz gibi. Ay yerim evde... ben onu ya. Mırmır merhaba de. Çok güzelsin selamlar. Sen. Çok güzelsin. Ya ben evde kedi beslemiyorum fakat bu hastaydı. Bana gelip gidiyordu böyle bir yıldır filan. Mantar oldu maalesef. İki aydır evde. Dışarı bırakamıyorum. Yakalık taktım. Yoksa ölüp gidecekti hayvan. Burada veteriner var. Çok cici veteriner arkadaşlarım var. Duvet diye. Onlara götürüyorum. Aşılar falan oldu işte. Sürekli bir şeyler sürüyoruz. Antiseptikler falan. Neyse düzeldi. Sırtı biraz kötüydü. Şu anda iyi. Çok iyileşti yani. Canım ya. Şimdi çıkaramazsınız artık onu Ertan Bey evden. Çıkar mı? Valla yok. Bu zaten özgür. Kıyamazsın. Ama girip çıkıyor mu dışarıya? Girip çıkıyor tabii tabii. Tamam. Gelmek istediği zaman cama çıkıyor. Camdan bana el sallıyor. Alıyorum içeri. Öyle. Yani daha önce 3 hafta falan yoktum. Ankara'daydım bir ara. O zaman mesela kaldı dışarıda. Dışarıda kalıyorsun. Eve döner dönmez de hemen geliyor ama. İlk geceden geliyor hemen.
Nasıl güzel varlıklar değil mi? Kediler Nasıl çok güzeller? özeldir. Yani sevgili Yaşar Can Özden var. O da kedilerle ilgili çok iyi bir uzman. Hatta fotoğraflarını çekiyor. Ya da siz gönderiyorsunuz çekip. Kedi mi değil mi? Özel bir varlık mı? Söylüyordu bir ara. Hala Vay yapıyorsa bilmiyorum. canına. Evet, Bu evet. özel mi? Bu özel mi? Valla Kedi bunun mi? özü olduğunu söylediler. Evet. Yani kediler boyutlar arası yolculuk falan da yaptığı söyleniyor. Çok enteresan. Bizim göremediğimiz şeyleri görüyorlar. Bazen böyle bakıyor, bir şey izliyor, takip ediyor falan. Kesinlikle manyetik Evet. alanları bilirler mesela. Evet, Manyetik evet, alanları falan evet. çok hakikaten Aynen. Masaj ilginç. yapıyor, Gerçekten çok biliyor. Evet. Masaj da çok yapar benim kedi. vay canına. Evet. Zaten sesleri de öyle. 25 Hz sanırım. Şifa veriyorlar. O mırıltıyla. Şifacılar, şifacılar Evet. onlar. Aynen. Adını da mırmır koydum o yüzden. Sürekli mırmır dediği için. Ya çok, o mırıltı sesi ne kadar güzel. Çok Hele güzel. Evet. hele öyle bir sobanın yanında falan böyle eski böyle Aynen. babaannemin yumak örgüleri falan vardı böyle yumakları şeyleri. Onları Evet. oynardı sobanın yanında. Ne Yani güzel. ne güzel bir manzara değil mi? Nasıl sıcak bir Aynen. manzara. Yani Aynen. böyle bir Ben manzara mutluluk manzarası. Evet, ben zaten bütün hayvanları seviyorum yani, kedisi, köpeği. Hani bazen bahçede akrep falan görüyorum. Hani herkes öldürür, ben öldürmem, hiç dokunmam yani. Yok. Sivrisineğe dahi dokunmuyorum yani. Ben de. Tutup Yani dışarı atıyorum sivrisineği nasıl yani. öldür? Yani bir canlıyı nasıl öldürülebilir? Bu fark etmez. Sivrisinekle bir Yani evet. aslanın, maymunun yani bir farkı yok ki. O da bir hayat. O da bir Aynen tabii hayat. yani. Cansız hiçbir şey yok zaten, biliyorsunuz yani. Can, Her tabii. şeyin bir canı var. Evet. Derin Artık konular. her şeyin bir canı olduğunu sandalyenin bile anladık yani. Her şeyin canı. Evet. Evet. Şahitlik ezecekler zamanı Evet gelince. evet Evet. çok hakikaten bu konular çok müthiş yani. Aynen. Evet. Evet, şimdi sizin bu şey var, bilim ve ötesi platformu. Biraz onu Evet. konuşalım. Biraz birlik olmayı konuşalım dedik bugün. Tabii ki. Şimdi aslında bir başlık vermek de çok zor. Şimdi ben izliyorum, hani sizin söyleşiniz gayet güzel, tebrik ederim. Bu arada ben de sorsayım, bu enerjiyi maşallah nereden buluyorsunuz? Her gün bu kadar organizasyon. Hepsi Yani sormayın, ben de sorayım. şimdi şakayla karışık, madem hiç nereden buluyorsunuz diyorlar da şimdi şakayla Evet. karışık uzaylıyım mı desem, ne desem, ama Hepimiz ama hepimiz uzaylıyız. Evet. uzaylıyız, Evet. ama gerçekten hani Lemuryalı atalarımdan gelen bir özellik diyeyim bu. Yani Doğrudur. adımı da Lemurya'dan alıyorum, Mukaliye biliyorsunuz. Evet. Evet, biraz destek var. Var değil mi? Sevgi desteği de var. Çok da seviliyoruz. Sevgi desteği de var. Böyle En güzeli o iki zaten. tane de negatif geldiğinde mesela düşüyoruz hemen. Hı-hı. Yani Aynen, o evet. kadar güzeller ki çok seviyorum. Biz bir aile olduk artık. Ne güzel. Muhteşem bir ailemiz oldu. Şimdi son bir haftadan beri ailemize isim koyma çabası içindeyiz. Hepsi Evet. tek tek gönderdi. Bir isim de koyacağız ama siz de ailemizin içindesiniz artık. Siz de isim Teşekkürler. koyabilirsiniz. Evet. Yani ruhsal aile bir araya geliyor Tabii, gerçekten. tabii, Özellikle tabii. 2012'den sonra çok hızlandı bu. Yani birçok yeni tanıştığımız insanla değil mi, 40 yıldır tanıyormuş gibi hissediyoruz. Yani Kesinlikle. ben setlerde de mesela bugün bir arkadaşla tanıştım. İnanılmaz yani. Setlerin en çok sevdiğim tarafı o zaten. Yeni yeni insanlarla tanışmak. İşte bütün oyuncular, yardımcı oyuncular falan. Bir arkadaş geldi bugün yanıma. İşte bir filmden hatırlamış sanırım beni. Konuştuk, muhabbet bir başladı. Arkadaşımız yazar çıktı. Ve bana bakın. Ya bu kitabın yazarı ya. Aa. Çok enteresan değil mi? Evren Kütüphanesi Gizli Tehlike diye bir kitap. Kaan Kasım Tüylü Muhteşem. imzalayıp verdi. Teşekkür ediyorum ona tekrar, izliyorsa. İnanılmaz bir kurgusu varmış. Sevgili Çiçek Sekban, o da böyle kitaplar yazar. Ethem Enayki çok güzeldi. Onun gibi bir tarzı var herhalde. İçinde gezegenler, konseyler falan, galaksiler arası oluşumlar. Onunla bayağı bir setten sonra da arada da işte bayağı bir konuştuk. Ve bütün set bizi dinliyor. Bir baktık. Biz başlamışız şeyden, işte Zülkarneyn'den, Galaksiler Arası Federasyon'dan falan böyle. Ya şimdi onları Tabii. demeyin, biz konumuzu karıştır. Ya en sevdiğim Aynen. konular, canların da en sevdiği Aynen. konular.
Hakikaten evet. Güzel oldu ama uyanış başladı. Yani artık Evet, geriye bence. dönüş yok. Çok güzel. Anadolu bir kere demin Erhan Hocam'la da konuştuk. Anadolu bir kere çok özel bir yer. Yani Aynen. dün bir konuğumla Vedat'la konuştuk. Buraya artık Kristal Çocukların son 2000'den sonra saldırı yaptı. Yani Kristal Çocuklar 21 yaşında. O Evet. kadar ruhsal, o kadar bize bir şeyler öğretmeye, dünyaya bir şeyler öğretmeye geldiler ki onlar. Ve bunlar Hepsi hep vazifeli. Anadolu'ya geldiler. Aynen. Anadolu'nun Şeyde altı öyle ruhsal, üstü ruhsal. Yani ne her diyeyim? yeri. Kum Tanesi mesajları kitabı vardır meşhur. Onda da yazar. Dünyanın gönlü Anadolu'dur. Anadolu'nun gönlü İstanbul'dur diye yazar. Niye böyle diye sormayın. Böyledir. Öyle bir cümle var. Nasıl bir tohum diyor işte her yerde yetişmez. Burası da böyle bir yer. Neden? Bütün ulular veliler buradan çıkmış. O yüzden böyle bir özelliği var. Biz de o yüzden kopamıyoruz herhalde buralardan. Hani insanların dilinde ya şurada yaşasam, burada yaşasam, bir adaya gitsem falan var ama biz mesela İstanbul'dan kopamıyoruz bir şekilde. Daha İstanbul'un önce evet. kokusunu özlüyor insan, değil mi? O Aynen kendine yani. özel kokusu var ya, o frekansı insan Evet, onu evet. arıyor, özlüyor. Evet, çok özel bir yer. Onu diyordum, şimdi bir başlık koymak çok zor. Bir sürü şeyden konuşuyoruz. Ben de hani öyle bir başlık yapalım dedim. Hem bilim ötesi hem birlik olmanın gücü adına. Sanırım bir de böyle bir misyonum olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Hakikaten de onlar bunu dedikten sonra geçmişe baktığımda birçok insanın tanışmasına vesile oldum. Birlikte işte birçok şeyler yaptık. İşte bu da onlardan biri. 2,5 yıl önce de Oyuncular Platformu'nu konuştum ben. Orada da güzel bir oluşum yapıldı. Birçok haklarımızı koruduk. Toplantılar yaptık. Hala devam ediyor. Buradan da tüm oyuncu arkadaşlara selamlarımı gönderiyorum. Setlere gelince setler çok... Anılarımı da yazmaya başlamıştım bu arada. Bütün setlerde neler başımıza geliyor falan. Bazı arkadaşlar artık kitap yaz falan dediler de yani o kadar kendimi yetkin bulmuyorum açıkçası. Yani uzun yıllar bir ön araştırma gerekiyor tabii kitap yapmak için. O yüzden böyle başlayalım. Ben kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. Kesinlikle Tanıyanlar için. evet. Ben 72 Alanya doğumluyum. İşte 5 yaşıma kadar Alanya'daydım. Daha sonra Ankara'da ilkokul okudum. Orta ve lise Darüşşafaka'yı kazandım. Orada okudum. Darüşşafaka'da. Hala görüşürüm arkadaşlarımla. Çok özel bir topluluktur. Üniversite 9 Eylül. İzmir 9 Eylül Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. 90 yılında girmiştim. 98'de mezun oldum ama 94'te çalışmaya başlamıştım. Ben o siyanürlü altın madencilerindenim bu arada. Oho. Kızmasınlar. Siyanür derken o da derin bir konu tabii anlat anlat bitmez. Yani dünyada başka bir yöntemi yok daha tehlikeli yöntemler var. Fakat tamamen politik siyasi şeyler bunlar siyanür işte. Daha sonra işte maalesef izin verilmeyince altın maalesef diyorum ama sonra anladım Evet. nedeni. Evet, Her şey. neden maalesef diyecektim tam. Şimdi Biz şöyle söyleyeyim biz. ayaklandık, çok kızdık falan biliyorsunuz. Şimdi Evet. ben işin içindeydim hatta yani ilk altın madencilik konusunda işte benden üst dönemler vardı. Daha sonra işte 94'te başladım çalışmaya. İşte Bergama'da altın madeni vardı o zaman biliyorsun. Ben araştırma ekibindeydim. Biz 6 kişi falandık. İkişer kişi çalışıyorduk. Karadeniz'de falan çok çalıştım işte Ege'de. Biz şöyle söyleyeyim çok derin konulara girmeyeyim kısaca. Yani siyanür sonuçta siyanürle işletiliyor altın. Yani siyanürle arama diye bir yanlış bilgi var. Aranmaz, siyanürle işletilir. Bunun da bir zararı yoktur aslında. Kısaca öyle söyleyebilirim. Bakın Danıştay 98'de izinleri iptal ettikten sonra şirket hepimizi işten çıkardı. Ona rağmen ben savunmaya devam ettim. Bunu anlattık her yerde. Fakat daha sonra işte kurumsal firmalarda çalışmaya başladım. 13 yıl sonra mesleğime geri döndüm. Jeoloji mühendisliği yaptım tekrar. NİDE'de çalıştım, Uşak'ta çalıştım. Daha sonra maaşlı işlere son verdim. Maaşlı iş hayatıma son verdim. 40'ından sonra erkekler değişirmiş ya. O yüzden İyi ki de, iyi ki de, iyi bana ki. da evet, Ama bana da denk bir geldi. soru Tabii. soracağım.
Bu Buyurun. altın şirketi Türk şirketi değildi, değil mi? Türk şirketler değildi, yabancıydı. Şimdi Eurogold çok uluslu bir firmaydı. Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ortaklığında. Böyle o zaman şemasını görseniz yüzlerce şirketten bir tanesi. Türkiye adı Eurogold. Tamam. Yabancı sermaye. Fakat Ama o zaman devlet Ertan hakkı... Bey, biz Bitireyim bir saniye. Türk, biz Türklerin çıkarmasını istiyoruz. Evet. Şöyle ama o zaman devlet hakkı %50'ye yakındı yani. Bu çok büyük bir rakamdı. Son yıllarda düştü sanırım. Ve o zamanlar altının onsu 300 dolar olsun diye dua ederdik. Sonra 1500 dolarları falan buldu. Şunu söyleyeceğim kısaca. Bakın ben hiç altın işletemedim. Bana nasip olmadı. Ne o zaman ne de 13 yıl sonra. Buna üzülüyordum. Neden bana denk geldi? Sonra Kum Tanesi Mesajları'nın kitabını okurken şöyle bir sayfa karşıma çıktı. Siz insan kardeşlerimiz dünyaya nasıl zarar veriyorsunuz biliyor musunuz? Bir, toprağa elektrik vererek o büyük katlı apartmanlarınızda elektriğin fazlasını dünyaya veriyorsunuz. Dünya yaşayan bir organizmadır. Dünyaya zarar veriyorsunuz. Ve ben bu sayfayı ne zaman okudum biliyor musunuz? Evimde toprak hattı yoktu. Elektrikçiyi çağırdım, toprak hattı çektirdim. Aynı gün otobüse bindim, kitap okuyorum, bu sayfa önüme açıldı. Yani böyle bir senkronizasyon olabilir mi? Nasıl Daha bir sonra ilahi mesaj? aynen yani ve sonra da şunu okudum. İkinci zarar veriş yönteminiz de dünyadaki altını çıkarmak. Hadi bakalım. O anda böyle nasıl bir rahatlama ya? Yani dünyadaki altın madenlerin alınması, dünya gezegeninden işletilmesinin dünyaya zarar verdiği söyleniyordu kitapta. Ve ben önceden tabii üzülüyordum bunun için. Daha sonra bu cümleden sonra sevindim gerçekten. Tabii bu doğru mudur değil midir bilemiyoruz, tartışılır. Ama sonuçta dünya yaşayan bir organizma onun, değil mi? Bir şeyini alıyorsunuz, Evet. parçalıyorsunuz, ağaçlarını kesiyorsunuz falan. Böyle garip şeyler oldu yani. Daha sonra jeoloji işte bu şekilde bitti. Ben şehir hayatına işte başladım. Kurumsal firmalarda çalıştım. Kurumsal firmada çalışmanın da avantajı da var, dezavantajı da. Bir kere işte analitik bir düşünce yapısına sahip oluyorsunuz. 24 saat iş düşünmek zorundasınız. Patronlar her zaman öyle söyler. Sistemin patronları. Kimlere hizmet ettiklerini de gayet iyi biliyoruz. Yavaş yavaş onlara da uyandı insanlar. Çok şükür. Aynen. O yüzden işte bu analitik zihin yapısından tamam bazen faydalı. Olaylara çok yönlü bakabiliyorsunuz, empati kullanıyorsunuz. Ama bunun dezavantajı özden uzaklaştırıyor insanı. Yani en kötüsü o. Biz doğduğumuz zaman değil mi? Öze çok yakınız. Fakat kişilik elbisesini giymeye başladıkça kişilik iyi bir şey mi diye şimdi tartışılır. Yani ne oluyor? Özden uzaklaşmaya başlıyoruz Kimlikler değil maalesef. mi? Kimlikler Evet, Ercan. kimlikler, statüler, etiketler. Sonra ne oluyor? Ego savaşları başlıyor. Efendim ben senden daha iyiyim. Şudur budur, benim bilgim daha fazla. Bunlar araya giriyor ve özden uzaklaşıyoruz. Hep çocuk kalsaydık keşke, değil mi? Keşke çocuklar Evet. çünkü dualiteden Onlar uzak. yüksek bilinç. Evet, aynı. İşte daha sonra dediğim gibi bu iş hayatını bırakınca o zaman işte oyunculuğa başlamıştım ben zaten. En son çalıştığım firmadan sonra. Oyun mır mır rahat dur. Kulaklığıma saldırıyor. Oynamak Çok istiyordur enteresan. onunla Çok... şimdi tabii. Onunla Şimdi bu oynamak bizi istiyordur. engelleme çalışması mı? Şirinlik gösterisi mi anlayamadım. Yani. Şirinlik gösterisi o. Öyle diyelim. Engellemeye Tamam. çalışmıyor melek o. Tamam. Evet. Aynı. Unutturuyor bana diyeceğim. Evet. Daha sonra oyunculuğa başladım. Ben 2011'den beri yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Bu hani kurumsal hayatı bıraktıktan sonra da hani bir kağıda yazdım ne yapabilirim diye. 17 tane proje çıktı önüme. Yani bunları yapabilirim dedim. Hepsini bir anda yapmaya çalıştım. Bu arada ben yani böyle insanların hani belli başlı kalıpları vardır. İşte her şeye yetişemezsin. Bir alanda yoğunlaş falan. Ya yani bu tip şeylere pek takmıyorum böyle şeyleri. Neden? Sen 5 olta mı atarsan daha çok balık yakarsın? Tek olta mı? Ha, beşine birden nasıl bakacaksın? Beşine birden bakacak arkadaşların varsa değil mi? Bütün 5 oltayla da balık yakalayabilirsin.
Fakat tabii 17 projeden hepsi olmadı. Birkaçıyla devam ediyoruz. İşte bazı bağlantılarımız falan var. Bu arada kasta yapmaya başladım. İzleyenlere de onu söyleyeyim. Oyuncu olmak isteyen herkes bana başvurabilir. Vay! Önce sizi alacağım. Ben Evet. olacağım. Tamam. Bu arada bir reklam için Alman oyuncu ya da Alman'a benzer 30-50 yaş arası erkek kadın arıyorum. Lütfen isteyenler başvursun. Vay canına. Evet, dublaj yapılacak. Ben Alman'a benzemiyorum, değil mi? Yani olabilir. Yani daha çok sarışın falan oluyorlar. Boyasın saçları. Evet, yani kask için başvuranları severek kabul ediyorum. Yani oyunculuğun yaşı yok. Hani herkes diyor benden geçmiş. Yani 0-100 yaş arası herkesin bir rolü vardır bu hayatta. Bir Öyle şey güzel bir laf söyleyeyim mi var. Ertan Bey? Tabii. Yani hep aynı hani tipler oluyor ya, aynı tipleri hep Aynen. görmektense, aynı tipler yani, ne bileyim ben, Evet. doğal olan, halktan olan insanları izlemek daha keyifli olur bence. Dizilerde, filmlerde Aynen. yeni insanları görmek daha güzel oluyor, değil mi? Yenileri hoşumuza gidiyor. Kesinlikle yani bence de öyle fakat işte bu yüzden ben oyuncular platformunu kurdum. Yani birçok haksızlıklar yapılıyor. Oyuncuların hakları yeniyor filan. Bir de bütün şöyle söyleyeyim size 500 civarında oyuncu var bütün dizilerde oynayan. Yani birçoğu yapımcıların tanıdıkları tabii ki yıldız oyuncular hariç. Öyle yani tanıdığı olan oynuyor yani. İçinde olduğumuz için gayet net söyleyebilirim. Ne oluyor? Geri kalan roller de bize kalıyor işte. Bölüm oyunculuğu, bir iki bölüm. Ya da işte yan kast rolleri. Onları da oynayan yaklaşık 400-500 kişi var. Ve şu an platformumuzun sayısı 400'e yakın. Yani gerçekten ciddi bir rakam. Biz son toplantımıza mesela ajansları da davet ettik. 5 toplantı yaptık Kadıköy Barış Manço'da. Bu sene tabii yapamadık. Ve gayet güzel işler yaptık. Bütün bilgileri paslaşıyoruz kendi aramızda. Tabii birçok baştan sataşmalar olmuştu. Kim bu adam ne oluyor? Eski Yeşilçam abilerimiz filan. Sonra sağ olsunlar tanıdıkça işte olayı kabullendiler. Gayet iyi şeyler yaptı. Bu platforma gelince de biliyorsunuz geçen yıl olanları artık insanlar kusacak bütün bu bilgilerden. Dünya tımarhaneye dönmüş durumda. Ben de işte tabii herkes gibi daha işin başında bilmiyorduk. Mart gibi. Ben de dikkat ettim falan. Bir şeyler yaptık. Önlemler aldık. Sonra yavaş yavaş olayın iç yüzü anlaşılmaya başladı tabii. Fakat baktığımda bilgiler bölük pörçük. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çok yoğun bir bilgi kirliliği vardı. Benim de bu konularda tabii yani oldukça geniş bir çevrem var. Yani isim de koymak istemiyorum. Spiritüel camiam diyelim. Ne diyelim ya da sizin aile dediğiniz grup mu diyelim? Evet, biz spiritüel, evet, camia, aynen, evet. İsim de koyabiliriz onu öyle anlaşılması için. Tabii isimlere ben toparlamaya başladım. Yaklaşık bir 50'ye yakın isim çıkardım. Onlara tek tek mesaj attım. Birlik olması gerektiğini. Açıkçası kafamda da henüz bir yol haritası çok yoktu. Sadece bir araya gelelim. Yani gerçek bilgileri insanlara aktaralım. Şimdi şundan eminim ki yani birçok uyanmış insan ana akım medyayı izlemektense bizim yaptığımız yayınları izlemeyi tercih ediyorlar. Neden? Bizi biliyorlar. Yani kalbimizi biliyorlar. Hangi duygularla hareket ettiğimizi biliyorlar. O yüzden fakat dediğim gibi yani gerçekler çok az sayıda insan tarafından hep dile getirilir ya. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Biz de o azınlıktan olmak istedik. Tabii pandemi süreciyle başladı bu. Fakat grubumuz büyüdükçe yani 15 kişi olduk bu arada. Yani üçte biri falan kabul etti. Diğer kabul etmeyesinler de çok değerli insanlar. Yani kimseyi yargılamak istemiyoruz. Şimdi yorumlarda falan da herkes soruyor şu isimlerde size katılsın falan. Oldukça böyle yoğun yorumlar var. Onlara da bir şey bir cevap veremiyorum. Yani vakitleri olmadığı için falan diyoruz. Bir de şu var tabii yani hepsi de beni tanıyor değil. Hani benim yerime gruptan başka arkadaşlar teklif etse hani kabul ederlerdi büyük ihtimalle. Onlara da saygı duyuyorum. Zamanla aramıza herkes katılabilir yani kapımız herkese açık. Kimseyi yargılamıyoruz. Ve ayrıca sadece birleşme konumuz da hani pandemiyle sınırlı kalmayacak.
Yani ekibi biliyorsunuz çok hani geniş bilgiye sahip insanlar bütün üyelerimiz. Evet. İşte profesörler var, operatörler var, yazarlar var, araştırmacılar, gazeteciler. Bu Muhteşem. şekilde renkli bir ekip. Ve bununla işte birlikte dedik bir yol haritası yapalım. İşte önce bir kendi aramızda toplantılar yaptık. Zoom toplantıları. Çağın modası, Instagram ve İyi Zoom. oldu, iyi Maalesef, oldu. İyi oldu, daha evet. kolay toplanıyoruz öyle. Bir de öyle tabii o açıdan da. Tabii yüz yüze olmak çok farklı bir şey. Biz de hani kendi aramızda yüz yüze geldik, buluşmalarımız oldu. Zoom toplantılarımızda yani 8 saate varan toplantılar. Zaman nasıl akıyor gerçekten hiç bilemiyorduk. Çok zevkli anları da vardı. Hatta bazı komik bölümleri ben sonra yayınlamak için saklıyorum. Komik anları da var. Yani neden komik? Şöyle söyleyeyim. Her şeyinizi kaybedin ama neşenizi kaybetmeyin. Bu çok önemli. Neşe ve moral her zaman ilk sırada olmalı. Çünkü karanlık taraf bir tek bununla baş edemiyor. Yani Evet. sevgi ve mizahla baş edemiyorlar. Yapacaklarını Evet. şaşırıyorlar. O yüzden kontrolü elden bırakmamak lazım. Neşemize sahip çıkalım diyorum her zaman. Bundan sonra işte Zoom toplantılarımızı dedik paylaşalım insanlarla. Aslında kendi aramızda yaptığımız toplantılarda yani onları paylaşmadık. Tabii bu arada birçok engel çıkıyor tahmin edersiniz. Zaten buna hani hazırlıklıydım ben. Önümüze çıkabilecek engellere. Daha önce de başıma geldi birçok defa. Bir Kilimanjaro maceram vardı. O da ayrı bir Aa, konu. onu soracaktım. Onu da bir anlatsanız. Onu soracaktım. Notlarım Valla da vardı. anladım. O da bayağı uzun derin bir konu. Bugün bilmiyorum yetişir mi? Anlatmaya çalışırım bir ara. Bu engellemeler tabii nedir? Yani insanların bazı yan tesirler diyelim sayesinde egoların işte ön plana çıkması. Ondan sonra onun dışında teknik aksaklıklar. Mesela ilk videoyu yapmam 5 gün sürdü yani. Bilgisayar kilitleniyor, kopuyor, neler neler yani anlatamam. YouTube'a yüklemesi ayrı dert. O da 3 gün falan sürdü. Sonra tabii zorlukların üstesinden geldik. İşte ilk oturumu 3 bölüm olarak yayınladık. Daha sonra ikinci oturumda 2 bölüm yaptık. Gayet güzel geçti. Çok güzel yorumlar aldık. Hani bütün mecralarda yani herkes paylaşamadı ama paylaşılanlar arasında oldukça iyi izlendi. Yani ben hani sayıya bakmıyorum. Burada önemli olan değil mi? Hep derler ya bir kişi bile kazansak uyandırsak iyidir diye. Ve bizim gibi hani takip ettiğim birçok insanlar Facebook grupları var, sosyal medya grupları var. Hepsi çok değerli paylaşımlar yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz buradan. Zaten Facebook sayfamızda da hep onlardan faydalandık daha çok. Facebook sayfası biraz maceralı oldu. Onu da 22 Ağustos'ta konuştuk. Önce hani kendi aramızda dedik bilgileri toparlayalım falan. Fakat böyle bekledikçe gecikiyor her şey. Ya şunu da alayım, şunu da hazırlayayım, şunu da yükleyeyim. Aylar geçti. Bir de insanların tabii yani herkesin öz işleri de var yani. Tamamen platforma vakit ayıramıyor tabii herkes. Ben de dahil. O yüzden olduğu kadar dedik yani. Yani bir de direnç göstermemek lazım. Yani bir şey direnç gösterdikçe olmuyor. Yani akışta olmak lazım. Öyle düşünüyorum ben. Daha sonra işte Facebook grubunun neyse ha şöyle oldu çöktü. Bütün bilgiler silindi Facebook'ta. Onu da ben duvardan sileyim dedim. Duvarda gözüküyor ya şunu yükledim, bunu yükledim. Bir tanesini sildim baktım albümlerde duruyor. Ha iyi dedim albümler yok olmuyormuş. Duvardaki her şeyi sildim. Sayfa yenilince bir baktım hepsi uçmuş. Başımdan aşağı kaynar sular tahmin edersiniz. Ondan sonra valla aslında bir de rahatlama geldi. Ha, demek ki dedim kötü bilgiler vardı herhalde. Baştan yapalım. Ne olacak? Sağ olsun arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Bilgileri yeniden toparladık falan. Bir daha yükledim hepsini. O şekilde çok şükür açtık tekrar. Yani ben yakınlarımı da yönlendiriyorum. Hani, konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler girip bakabilir, yakınlarını yönlendirebilirler sayfamıza.
Çünkü gerçekten herkes artık kusacak bu bilgilerden. Fakat şöyle de bir bilgi geldi bir yerden. Bir bilgiye her yerde rastlıyorsanız bütün mecralarda biraz şüpheli. Yani çünkü insanlar kanıksıyorlar. Ha, ha. O bir evet onu biliyorum. Şimdi ama bir de bir şey var Ertan Bey. Ben dün bir meclise, bir grubun içine girdim. Evet. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Tekrar şeyin başındakini söyleyeceğim. Uzaylı gibi oldum. Çünkü herkes bambaşka bir dünyada. Ben tek başına ayrı bir dünyada. Dedim ki şaka mı yapıyorsunuz? Hani birisi benimle şaka mı yapıyor? Yani hiçbir şeyden haberdar değiller. Hiçbir spiritüel son zamanlarda olan bu bizim her gün buralarda konuştuğumuz şeyler var ya hani. Evet, takip. Hiç haberleri yok. Olmuşlar şeylerinde. Evet. Adını söylemiyorum YouTube'da çıkmasın diye vurdurmuşlar iğnelerini Çin'den gelen. Ya ha. Bambaşka dünyalarda yaşıyoruz. Dedim ki ben acaba şaka mı yapıyor birisi bana? Yani şaka mı yapıyorsunuz dedim. Hayır değil şaka mi? Yapmıyorlar. Herkes bir korku şeyinde, modunda. Maalesef ya. Bitmişler. Evet. Ya ölürsek ya şu. Yani öyle değil. Aynen. Bakın, biz aynı tür frekanstaki insanlar, benzer Hı-hı. insanlar bir yerlerde aynı platformlarda toplanmaya başlamışız. Bu artık net. Evet. Frekans meselesi yani frekansları anlatıp duruyoruz Hakan Yelican. Sağ olsun. Evet Hakan. Hı-hı. Rezonans kanunu çok anlattık. Yani Hı-hı. artık bizler bir araya geliyoruz ama bizler çok azınlıktayız Ertan Bey. Öyle evet onun ben farkındayız bunu, zaten. Bunu dün gördüm evvelsi gün. O kadar şoktayım ki o kadar üzgünüm ki iş yerinde ya da benim karşılaştığım bütün insanlar benimle aynı frekansta. Ama Evet. başka bir yer varmış ve ben Mart ayından beri öyle bir deve kuşu gibi kafamı gömmüşüm ki herkesin benimle birlikte geliştiğini zannettim. Öyle değilmiş evet. Ertan Bey. Hani diyoruz ya maalesef, biz aynı evet. şeyleri her yerde görüyoruz dediniz ya değil mi? Biz Hı-hı. görüyoruz onu. Evet. Başkaları yani, görmüyor. Doğru tabii o evet. Yani şöyle kötü tarafı o. Yani ha evet diyor. Bu bilgi burada da var diyor. Mesela şu şöyle diyoruz. Onu olduğunu biliyor fakat idrak edemiyor. Böyle bir sorun var. Yani bilgiyi bilmek yetmiyor. Onu idrak etmek çok önemli. Daha derin bir şey. Maalesef böyle şeyler var. Yani ben yakınlarıma da anlatamıyorum. Bugün işte sette bir amca maske takıyor falan. Anlattım. Olsun oğlum herkes takıyor ne yapayım. Yani, o yüzden herkes hak ettiğini yaşıyor. Ben hani artık yani üzülecek o kadar çok şey var ki. Yani, evet. Üzülseniz bir anda yok olursunuz ya. Evet. Yani o yüzden evet. akışta olmak o yani içinden geldiği gibi yani kendini sıkmadan oluruna bırakmak. Yani biz elimizden geleni kesinlikle yapıyoruz. Kesinlikle üzülmeden herkesin özgür seçim gezegeni olduğu için kendi seçimlerine saygı duymamız gerekiyor. Kendi tekamülleri. Aynen. Ne olursa olsun çok sevdiğimiz bir insan bile tamamen ters düşünebiliyor ki hepimizin yazıyorlar. Mukaddes hocam eşim aşı oldu diye söyledim. Mukaddes hocam işte annemle şöyle. Bu arada şöyle... pardon. Kelimeyi kullanınca ne oluyor? Onu da YouTube izin vermiyor paylaşılmasına. Hay Allah. Yapay zeka orada YouTube. Dinliyor ve yani oradan geçemiyor. Evet. İnşallah bir şey Facebook'ta olmaz. Facebook'ta da aynı şey geldi. Ha, yarım kalmasın buyurun. İnşallah bir şey olmuyor. Öyle yani. Hani bu kadar. Ben şimdi oraya link değil de mesela bazı videoları ekrandan kesip koydum Facebook grubuna. Bakın çok enteresan bir şey oldu. Bağımsız teyitçiler tarafından işte yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Allah Allah. Yani 3-4 tane vizyonun başına böyle bir şey geldi. Sonra bir tanesine girdim. Kimmiş dedim acaba bağımsız teyitçi? Bir tane bir adam. Adı soyadı belli. Facebook'tan buldum. 3-4 tane vardı. Hepsine yazdım. Dedim siz bu musunuz? Bir tanesi cevap verdi. Evet benim. Şu video hakkında siz araştırma yapmışsınız. Pardon dedim. Bunun için siz kim görevlendirdi sizi? Ya bize işte bakın çok önemlidir bu söyleyeceğim. Ya ben bir yerden ücret alıyorum işte bize bilgi atıyorlar. Bunun tersini çürütmemiz için, ispatlamamız için araştırma yapıyoruz. Bunun karşılığında maddi bir getirisi var. Ya bunu herkes duyar umarım bu dediğimi. Bizzat mesajı saklıyorum yani. Yazık. Yani gerçek bizim bilgiyle kendi çaktırmak insanlarımızla için. Bizi kontrol ediyorlar yani. Evet. Yani
bağımsız haber teyitçileri dediği de para verdiği bir adam. Bir şey saçma sapan bir şeyler yazmış oraya. Para yani, alan biri bu... nasıl bağımsız olacak ki? Nasıl özgür evet, düşünecek? Çok, çok güzel, çok güzel. Evet. Yani. Biz para almadan yapıyoruz. Hatta cebimizden para harcıyoruz ama işte. E şimdi para alanların siz bana planı. Para verirseniz şimdi ben sizinle ilgili nasıl kötü bir şey söyleyebilirim? Yanlış bir şey. Karşıdaki yani sizi koruyacağım. Evet, ötekisi evet. Yanlış olacak yani illaki. Ya da aynen. Alın paranızı istemiyorum demem lazım. Olmuyor işte yani. İşte neyse. Bunu itiraf ettiler yani. Çok enteresan. Yani bu hani pandemi olayını da artık uzun uzun anlatmayayım. Bu arada seminerimizde anlatacağız tabii bazı şeyleri. Orada kayıt falan olmayacak. Biz bize daha rahat konuşacağız. Bu seminerde daha sonra planladığımız bir şey oldu. Bu Facebook grubundan sonra. Bu gruptan da kısaca bahsedeyim. Orada Facebook'taki diğer gruplarda şunu gözlemledim. Şimdi bir takım bilgiler paylaşılıyor. Herkes duvarda paylaşıyor. Her kafadan bir ses. Ondan sonra bilgiler geride kalıyor. Yani geçmişte kalıyor. Bulamıyorsunuz. Bunun için şöyle bir yöntem var. Albümler yaptım ben. 3 tane albüm. Biri üye bilgileri. 15 kişinin orada fotoğrafları, özgeçmişleri, sosyal medya hesapları var. İkinci albüm etkinliklerimiz. Kendi aramızda yaptığımız etkinliklerin linkleri, videoları. Diğeri de önemli konu başlıkları. Burada da gündeme ait önemli konu başlıkları. Hepsine bir fotoğraf koyarak altına da yorumlar olarak. Mesela pandemi konusu işte 105 tane yorum var. Biri bunu aradığı zaman mesela diyecek şöyle bir video var. Pandemi fotoğrafının altında 82. maddede şöyle bir bilgi var. Çok rahat ulaşılacak. Yani ben bunu diğer gruplara da söyledim. Neden bu şekilde yapmıyorsunuz? Bilgiler güme gidiyor falan. Bu arada tabii platform kurulmadan önce işte bazı gruplarla da temasımız oldu. İşte birleşelim dedim ben hepsine. Yani ortak bir platform kuralım dedim. Önce isimlerini vermeyeyim tabii. Güzel baktılar. Evet, birkaç, çok güzel. 5-6 tane grup oldu galiba değil mi? 5-6 grup vallahi var. Valla daha fazla aslında yani 8-10 tane var. Var mı 8-10 tane? Evet evet, bunu ilk videoda zaten anlattım hani tavsiye ettiğimiz yani tavsiye demeyeyim de o da tehlikeli. Çünkü tavsiye edince bu sefer yaptığı her şeyden yayınladığı her şeyi sanki tavsiye ediyormuş gibi oluyor. Bir yanlış bir şey olursa bu sefer aa bak sen tavsiye etmiştin ne dediler. Yani tabii bakış açısına bağlı ama. Ben takip ettiğim dedim, faydalandığım bazı kişiler ve şeyler var, gruplar var dedim. Onlar işte isimlerini okumuştum ilk videomuzda. O şekilde yol aldık. Daha sonra yani pardon gruba işte aldılar beni. Sonra bir anda çıkardılar falan. İşte sen ne paylaşmıyorsun falan dediler. İşte biz gece gündüz paylaşıyoruz. Yani sayfama müdahale ediliyor. Ben sürekli şey paylaşacakmışım. Ya ben dengesini koruyan bir insanım. Yani tamamen korkuya yönelik şeyler paylaşmam benim kendi sayfamdır. Tabii ki kişisel oyunculukla ilgili paylaşımlarım da olacak. Ruhsal konuları da paylaşacağım. Yani kapak fotoğrafıma kadar falan karışıldı. İşte herkes kendi realitesini yaşıyor. Daha sonra kulağımıza şöyle bir şey geldi. Bazı gruplar özellikle korku pompalamaya çalışıyor ve destek görüyorlarmış. Yani bu çok enteresan bir bilgi. Maalesef. Yani duru görüsü olup da bunu hisseden arkadaşlarım da oldu. İşte onlara yaklaşmayınız, etmeyiniz. Hatta sonra bizim grubu bölmeye çalışanlar falan yani çok enteresan. Yani bizim olayımız farklı. Hani biz platform adını kullandıktan sonra baktım diğer gruplarda yani platform olarak evet. Yani güzel bir şey sonuçta örnek oluyorsun. Fakat yani onlarda kişiler yok. Yani 3000 kişi, 5000 kişi platform sayfaları var. Ama biz de şimdi hani kendimi dışarıda tutuyorum. Hani platform üyelerimiz çok değerli insanlar. Burada sürekli araştırmalar, paylaşımlar yapan insanlar. Yani ben öyle biri değilim şahsen. Onlar kadar derin araştırmam yok ama ilgi alanım çok fazla. Yani hepsinin uzmanlık alanı hakkında az çok bilgim var. Ama şu an hani beni çağırmazlar. Ben buraya hani kendimi layık görmüyorum açıkçası. Hani çok derin işte Hakan'ı çağırın mesela. Hakan Yezici'nin size günlerce anlatsın. Hakan'la çok, bizim tabii. Hakan'la yani, çok yayınımız. Aynen tabii. Bitmez onda malzeme.
O da böyle bir misyonu var yani. Sonuçta böyle bir vazife için gelmiş belli ki. Gece gündüz demeden çalışıyor. Türkiye'nin David Icke diyorum ben ona. Muhteşem. Evet, bir de çok güzel ifade ediyor. Heyecanla ifade ediyor. Duygusunu ve coşkusunu koyuyor içine. Anlatım dili çok güzel. Aynen. Güzel anlatıyor yani. Ve hani çok hakikaten hoş anlatıyor. Yani. Evet. Yani onların öyle bir misyonu var gerçekten. Çok saygı duyuyorum. Benim de görevim demek ki onları bir araya getirmekmiş. Zaten bunu ilk bahsettiğim arkadaşım da öyle bir şey söylemişti. Özel bir insandı. Fakat yani o da bize adını vermeyeceğim. Katılmadı falan. Olsun, yine de hepsine kapımız açık yani. Ama dediğim gibi hani tek tek lütfen sormasınlar. Şu gelsin, bu niye girmedi falan. Yani onları açıklamak çok da uygun değil. Çeşitli sebepler var. Vakitleri yok diyelim. Öyle geçelim yani. Bu arada tabii şeyi anlatıyordum. Önce benim çocukluk hayalim bu arada ıssız bir adada yaşamaktı. Yani hep Robinson Crusoe'nun şeyle büyüdüm, kitabıyla. Hayalim oydu. Fakat şaka yapıyorsunuz ya. Aynen. Ya benim en siz büyük hayalim. En büyük hayalim. Hep hala mı? Hala hep şey düşünürdüm. Aa. Yanımda 3 tane ne götürme hakkım olabilir. Issız adada evet öyle bir şey. Yanımda 3 tane ne götürürüm. Bunu ben girdiğim böyle arkadaşlarımla falan girdiğim platformlarda sorarım. Hey bir şey soracağım. Yani eğlenmek istediğimde hala ıssız bir adaya gideceksin. 3 tane şey götüreceksin ve tamam bir tane de insan götürebilirsin belki. Kimi götürmek istersin, ne götürmek istersin diye. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi gerisini dinliyorum. Oydu hayalim. Hala da bazen diyor, şeytan demiyor da. Kim diyorsa içimden bir şey diyor. Fakat sonra şey filmini izledim. Into the Wild filmi vardır, biliyor musun? Evet. Ha, meşhur orada genç işi gücü bırakıyor. Alaska'ya mı gidiyor, ormanlara? Ormanda yaşıyor 2 sene bir otobüsün içinde. Gerçek hikaye. Sonra hayatın anlamını buluyor. Hayatın anlamı paylaşmak. Ve dönmeye karar veriyor. Fakat son gün yediği bir zehirli ottan damarları genişliyor. Hayatını kaybediyor. Yani eminim binlerce insana ilham oldu o film. O genç. Daha sonra ben de düşündüm. Demek ki bana da ilham oldu. İyi gitmeyeyim ıssız adama. Şehirde kalış. Şöyle düşünün. Emekli olunca giderim. Şöyle düşünün. Tek başına olduğunda insan herhalde ne giyinmek ister, ne saçını taramak ister, ne ne kilo vereyim diye düşünür. Ne o zaman, ama öyle değil tabii. Ben kitaplarımla gitmek isterdim. Sadece okumak isterdim. Yani bana sadece kütüphane vermeliler yani. Oraya giderken başka hiçbir şey istemiyorum. Kütüphaneyi ben, yani beni bir kütüphanenin içine kapatsın, en çok dünyanın her yerinde kütüphanelere giderim ve bir gün geçiririm ben. Koklarım kitapları falan, kokularımı çok severim. Böyle ben de hiç, çok severim. Hiç kimse yani hep onu derim. Bir kütüphanenin içinde bir tuvalet kağıdı, biraz su, bir de sadece ekmek olabilir veya yiyecek bir şey olabilir. Ben böyle 300 yıl yaşarım. Hiç böyle tık demem yani. 300 yıl yaşarım hazinenin içinde. Aynen. Yani siz ne götürmek isterdiniz? Valla ben Darüşşafaka'nın yıllığına yazmıştım. O zaman fanatik Galatasaray bayrağı falan. Öyle simgesel şeyler yazmıştım. İşte oltam, gitarım. Gitarı unutma. Şimdi? Şimdi bir şey istemiyorum. Issız adayı da istemiyorum ama şöyle bir şey düşündüm geçen. Bir arkadaşımla aklımıza geldi. Bugün uyudunuz, yarın uyandınız. Dünyada hiç kimse yok. Ama her türlü yiyecek, içecek var. Benzin var, araç var. Ne yapardın? Bunu da herkes bir düşünsün, çok enteresan. İşte ya, çok kötü değil mi? Yani. Hayır, ilk başta güzel gelir. Bir arabaya atlar, bütün dünyayı gezersin ama tek başınasın yani. Yani doğal güzellikleri görürsün. Ben doğa manyağı olduğum için. Bütün her yeri ben gezerim. De kutuplara kadar. Müzeleri gezerim önce bir. Evet. Önce ülkemizi bitiririz. Sonra yavaş yavaş işte dışarıya, kutuplara doğru. Böyle enteresan şeyler var. İşte biz de paylaşmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz insanlarla. İşte platformda da bir seminer düzenleyelim dedik. Aslında biraz daha böyle festival tarzı bir şey olmasını istemiştik. Fakat önce böyle yapalım dedik.
biz bize. Bu arada ben en büyük zevkim İstanbul'da Beden, Ruh ve Zihin Sağlığı Festivali. Yani yılda iki kere yapılırdı. Hiç kaçırmazdım. Yaklaşık 8-10 yıl. Çok güzel olur Mehmet. Evet, hatta şeyini de getirdim. Belki orada karşılaşmışızdır. Bunları da saklarım, evet. Ben. Bütün katıldığım seminerler, bakın böyle yazar. Gözüküyor. Muhteşem. Vay canına, saklıyorsunuz. Bakın tek. Tabii 4 gün boyunca yaklaşık 20-25 tane seminere katılır. Yani ve inanılmaz tanışmalar, karşılaşmalar olur. Ya ayrı bir gezegen gibi. Evet. Bütün spiritüel camia orada. İşte bütün şifacılar, kişisel gelişimciler, ondan sonra standlar, kristaller, taşlar, işte ses meditasyonları. Çok çok keyifli. Bir sürü workshoplar, seminerler muhteşemdi. Hangisine girersin, hangisine çıkarsın, yetişemezsin. Aynen, bir de aynı anda 4 salonda oluyor. Hmm. Yetişemiyorduk falan, çok üzülüyordum. Ama yıllar içinde hepsine tabii tek tek gitmeyi başardık. Yani bu tarz bir şey de düzenlemek istedik. Belki daha sonra olur. İşte kolektif şuurdan bahsetmedik. Kolektif şuurda böyle bir düşünce geliyor size. Yani düşünceler hep böyle balonlar şeklinde ilerler derler ya. Size yapışır bir anda. Ama başkasına da sonra yapışıyor. Ya da siz bir şey üretiyorsunuz, bir düşünce yaratıyorsunuz. Onu başkası kolektif şuurdan çekiyor. Şimdi bunu konuştuk. Daha sonra baktık başka isimler festivaller düzenlemeye başladı. Şimdi Mayıs'ta falan var. Ondan sonra bir de en uygun festival mi? Öyle bir şey var galiba. Online bir festival düzenliyor. Hakan Yedican'ın şeyini de gördüm. O da katılımcı. 5-6 tane festival var. Ha, evet, evet. Yani bunlar hep online olacak sanırım. İşte böyle İzmir'de yapalım dedik. Birlikte karar verdik. Konularımız da netleşti. Ben sevgili Erhan Kolbaşı da katılacak, sağ olsun. Coşkun da var. Erhan Hoca var. Sayacağım isimleri. Bunda evet, Erhan Kolbaşı insanlıktan saklanan dünya dışı gerçeği ve ileri teknolojiler konusu. Hüseyin Güngör doğa ve insan konusunu işleyecek. Onda da konular bitmez Hüseyin abi. Hakan Yedican frekanslar ve evren. Bunları dile getirecek. Coşkun bir programıyla ilgili gizemli hangisi olduğunu söylemiyorum. En çok izlenen diyeyim o zaman. Yaptık onunla. Ilgili. O konuyu konuştuk Coşkun'la. Bizim evet. Şeyde, YouTube'da var. Evet. Coşkun'cum biraz önce beni aradı ama bakamadım. Kusura bakma. Belki gelmiştir şimdi. Belki olabilir. Buradadır belki. Programı görmedi herhalde. Yoksa aramaz da sanırım. Coşkun da işte o konuyu dile getirecek. Hakan'la ortak hatta sunum yapacaklar büyük ihtimalle. Çok özel sürprizler olabilir. Mustafa Başgüşen'in de çok güzel tek kişilik bir gösterisi var. Geldikleri gibi diye. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili. İki perde, iki saat sürüyor. Ay ben, en sonunda ağlatıyormuş. Ben insanları. Bir tek bizde onu tanımıyorum. Biliyor musunuz? Onu tanımıyorum. Evet. Platformu. Sevgili Mustafa hem haberci, sunucu, anchorman. Aynı zamanda bir partide milletvekili adayıydı. Daha önce. %2 ile ne kaçırmış sanırım. Her gün canlı yayınlar yapıyor. Sizin gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Vay canına. Evet, her gün Facebook'tan, o da bir saat kendisi konuşuyor. Fakat platformumuzun güzelliği şu oldu. Bütün bu insanlar, yani bazıları birbirini tanımıyordu tabii. Platformdan sonra birlikte programlar yapmaya başladı. İlk kez onlar da canlı yayın yapmaya başladı. Mustafa arkadaşımız da belki zaldı canlı. Şimdi Nur da başladı canlı yayın yapmaya. Bu tip faydaları oldu, yani birleşmenin gücünü burada görüyoruz. Mustafa da bu oyunu canlandıracak ve gündem konuları, medya ile ilgisi bunu dile getirecek. Eczacımız Nur Subaşı meditasyon ve şükür konusunda konuşacak. Onun da çok derin meditasyonları var. Yani hakikaten farklı boyutlara çıkabiliyor. toplu meditasyon olayı da olacak zaten büyük ihtimalle. Bendeniz'de iki konuyla ilgili, hem gündem konuları hem de ruhsal yolculuğumla ilgili bir sunum yapacağım. Yani ben aslında sunum yapmak istemiyorum. Kendimi layık görmüyorum açıkçası. Hani kıymetli olur arkadaşlar varken, ama yani sohbet tarzında konuşabilirim. O şekilde bir programımız var. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Başka illerden de çağıranlar var. İnşallah daha sonra bunu
duyurmuş olduk. İnşallah daha sonra siz onu bir yapın. Daha sonra burada Denizli'de de yaparız. Evet, aynen. Hakan Yerican'a söyledim o gün ben. Siz bir yapın bakalım. Çünkü her yere gitmeniz lazım. Götürmeniz lazım. Tabii ki, tabii ki seve seve. Sadece zaman problemi var. İşte özel işler falan. Denk gelmemesi lazım. Hani biz 7 kişiyiz, 15 kişiyiz normalde. İşte diğer üyelerimiz katılamadı vakit sebebiyle. Bakalım bir sonrakinde belki katılırlar. Şimdi biz bilgileri paylaşıyoruz. Fakat sevgili Kenan da dile getirmişti bunu. Yani bilgiyi anlamak, idrak etmek. Şimdi onlara kızamıyoruz. Neden anlamıyorlar? Şimdi ben nasıl beslendiğimi anlatsam. Yani bakın içtiğim su 9 işlemden geçiyor benim. Vücudumuzun %70 su değil mi? Su çok önemli. Suyun hafızası var. Şimdi ben filtrelerden geçiyor benim suyum. Daha sonra sürahimde takyonlanmış kuvars var. Yarı kıymetli süs taşları var. Onun içine koyuyorum. Daha sonra onun üzerine bir reiki sembolü çiziyorum. Olumlamalar yapıyorum. Bazen gümüş kaşık bekletiyorum içinde. Altın suyu sıkıyorum. Gümüş suyu sıkıyorum içine. Daha sonra bir de bunu orgonitin. Bunun üzerine her gün 15 dakika şarj olan koruma alanı yüklenmiştir. Artı bir de ediktör cihazında koruma yüklenmiş bir su katıyorum. Yani bu kadar işlemden geçen bir suyu içmek yani ağaca da içirsen şey yapar. Yani bir şeyler olur. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Evet. Bu arada tabii hiç asla paketli şeyler yemem. Tamamen hani organik işte sabah ayrı bir setim vardır. Polenler, şeyler, propolisler. Ha, bunların ücretini kimse bahane etmesin. Yani içtikleri sigaradan çok daha az tutuyor. onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Artı evet benim bir iksirim var. Kalsiyum bentonit kili. Onu da 7 yıl önceydi sanırım. Yine bir gösterdim festivalde. Hindistan'da yaklaştım. Tanıyorum yani abi. Baktım bentonit yazıyor işte. Ben nereden tanıyorum dedim size. Baktı bana şöyle. Gümüşhane mi dedi. Evet dedim. Sarıldık sonra. Yani ben Eurogold'da çalışırken o da bir Türk firmasında maden mühendisiydi. Yani 20-25 yıl sonra buluştuk. İyi ki de görmüşüm onu. Dediğim gibi festivallerde inanılmaz karşılaşmalar oldu. Yani tanışmalar, karşılaşmalar. O gün bugündür kalsiyum bentonit kili içiyorum. Yani bunun faydaları anlat bitmez. Gümüş suyu. Ben hep gümüş yayınlarımda anlatırım. Hep. Belki karşılaşmışsınızdır. Evet. Bentonit ve gümüş suyunu herkesin alması lazım. İlla ki SVK'nın 25 ppm'lik gümüş suyu ve bentonit kil. Sevgili bentonit. Hakan da yapıyor şey gümüş suyu. Onun ppm falan evet ben de çok iyi bilmiyordum. Hani piyasada şu an satılıyor yüksek ppm'li. Gümüş suları. Halbuki onun çok etkisi yokmuş. Düşük olmalıymış. Evet. 25 ppm yeterli. Katı madde mi? Mesela içtiğim su da bende TDS metre var. Onunla suyun içilebilirliğini ölçüyorum. İşte bu filtreden geçen su mesela 8'e 10'a düşüyor. Musluk suyuna bakıyorum 120'lerde. Damacana suyu 80-90. O da yüksek yani. Çok yüksek. O şekilde dikkat ediyorum. İçtiğim her suyu TDS metreyle tavsiye ederim. 20 lira bir şey yani. Alıp içtiğiniz suları kontrol edebilirsiniz. Bentonit kili de uzun uzun anlattım da yani. Negatif iyona sahip 80 kil çeşidinden sadece bir tanesi işte negatif iyon taşıyor. Montmorillonitçe zengin kil. Bentonit bunun adı. Vücudunuza girdiği andan itibaren bütün zaten bakteriler, virüsler, patojenler her kötü gelen her şey negatif, pozitif iyon yüklü. Bu kil negatif iyon yüklü olduğu için molekülleri de çok geniş. Mesela bir çay kaşığı bir futbol sahasını kaplayabiliyor molekül. O kadar geniş. Bunlara yapışıyor, boğuyor ve vücuttan atıyor. Sarıyor etrafını. Yapışıyor. Muhteşem bir şey. Cildime de sürüyorum. Ayrıca sebzeleri bütün bentonitli sudan geçiriyorum. Diş fırçası. Evet. Ben zaten içerken ağzımda çalkalıyorum yani. Kaç dakika ağızdaki bütün her şeyi temizliyor. Bütün sebzeleri de onda bekletiyorum 15-20 dakika. Hiçbir pestisit, bakteri, mikrop, virüs hiçbir şey kalmıyor.
Yani dahili harici son derece faydalı bir şey. Bütün yakınlarım, ailem de kullanıyor zaten. Ben de 6, ben de. Evet, 6-7 yıldır zaten ben hiç hasta olmuyorum hani onu kullandığımdan beri. İşte eskiden midem ekşirdi falan, onları da tamamen kestim. Bunu tavsiye ediyorum. Bir de editör cihazı tavsiye ediyorum insanlara. Yani mucize bir cihaz. Bu ilk NASA astronotları için yapılmış işte 1960'larda Profesör Doktor William Nelson bulmuş. Onların uzaydaki durumunu kontrol etmek için uzaktan. Daha sonra tabii bu cihaz özellikleri fark edilmeye başlayınca Amerikalılar kovuyor. Çünkü doktorların, eczacıların mesleğini alacak eline. Adam da şeye gidiyor, Macaristan'a yerleşiyor, orası kabul ediyor. Macaristan ve Polonya üzerinden devam ediyor. Tamamen frekans biliyorsunuz her şey. Bu da onu yapıyor. Vücudun işte 40 bin nokta mıydı, 20 bin nokta mı? Frekans göndererek hücreden geri dönüş hızına göre nerede bir hata varsa bütün parametrelerini ortaya koyuyor ve tedavi de ediyor. Yani tedavi lafı kullanmıyor tabii ama sonuçta frekansınızı ayarlıyor. Yani bunları tavsiye ediyoruz insanlara. Ha, bunları reklam gibi görmeyin. Biz sağlık için reklam diyorsanız deyin yani, desinler. İnsanları değil mi uyandırmaya çalışıyoruz. Yok, reklam değil. Ben Ha, yani bu yok. evet, Yapmaları bunları lazım. şimdi bunlar yapılmadığı zaman tabii ki televizyonu açarsın, ana akım medyadan duyduklarına inanırsın. Oradan verilen 440 Hz beynine etkiler. Ondan sonra yediğin içtiğin tabii ki epifizini kireçler. Yani hayal aleminde yaşamaya devam edersin. Şimdi bu şekilde yaşayan insanlara yani bir kulağından anlatıyorsun, bir şey öbür kulağından çıkıyor. Ha diyor. Ondan sonra boşa gidiyor yani maalesef. Bunlar çok önemli. Biz bedenimize bakacağız ki daha sağlıklı düşünelim. Daha sağlıklı değil mi? İdrak edelim bilgileri. Nosolar filmi vardır bilirsiniz. Astral City. Onu da Onu ilk duydum ama izlemedim. mutlaka izleyin. Sevgili İzlemedim. platform yöneticisi Ali Seydi Gültekin hocamız ilk moderatörlüğünü o yapmıştı yıllar önce. O zaman izlemiştim. Kadıköy, Barbaros Caddesi'nde bir yerde. Kişisel Gelişim Merkezi'nde. Ondan beri ben de 8-10 kez izledim yani. Sonra ben moderatörünü yapmaya başladım. Hafta Orada sonunda da izledim. Andre Luiz ölüyor işte adam. Bu arada dünyanın en ünlü medyumu Chico var, Brezilyalı insanın. Onun anlattıklarına göre yapılmış bir film. Yani gerçek hikaye diyebiliriz. Ölüyor. Öbür tarafa gidiyor. İşte sen diyorlar intihar ettin. Hayır, intihar etmedim diyor. Ameliyattayken öldüm diyor. Bedenine bakmamak tabii intihardır. Sen içkiler içtin, sigaralar içtin, kötü beslendin, bedenine bakmadın. Bu da bir intihardır diyor ya. Bunu değerlendirmek lazım. Benim hakikaten yakın arkadaşlarım var. İşte sigara içiyorlar, kötü besleniyorlar. Soruyorum neden böyle yapıyorsun? Ne yapayım, intihar edemediğim için. Maalesef. Ya acı ama gerçek. O da bir çeşit intihar maalesef. Yani kaçış yok. İntihar Erkan edenlerin... Bey, bir Efendim? lok bir lokma gluten 3 Evet. ay boyunca bütün bağışıklık sistemini çökertiyor ve meşgul ediyor. Yani bütün sistemin bağışıklık sistemi, yani bütün hepsi bağışıklık sisteminin bir lokma gluten aldığınızda 3 ay boyunca onunla uğraşıyor. Onunla Doğrudur. savaşıyor. Peki o Evet. zaman başka şeyler ne olacak? Benim kalbimin çarpması, gözümün kırpması, yani neden benim bağışıklık sistemim sadece bir lokma gluten için 3 ay uğraşsın? Bakın yani, Evet. ve nasıl bir tuzak gluten? Yani Aynen. GDO'lar, yani şeker, zehir şimdi. Gerçek şeker değil, o pancar, o Evet, rafine eski edilmiş. olan eski şekerler değil artık. Doğru. Aynen. Gerçekten. Her şey yani bakın işte ıspanak bilmem bütün besinlerin değerleri Yüzde vitaminleri, mineralleri, ikilere düştü. proteini yani alınmış yiyorsun bir işe yaramıyor. İşte ileride hapa dönmez inşallah. Şimdi o Bill Gates, Elon Musk ve çetesi onun peşindeler. Büyük ihtimal. İsimlerini zikrettim ama inşallah Yok. Yok. YouTube'da. Çok severiz onları, iyi insanlardır. Aa, Diyelim. onların Şimdi adını söyletmiyor. O yok, onların adı yok. Onların adı yok. zaten ben de algoritma kullanıyorum onları yazarken, onlar Biz artık işte. haberdarız her şeyden. Şimdi Evet. YouTube'a paylaştığımız için hepsini Evet. biliyoruz yani, hangilerini. Yapay Evet. zekayı 5 tane kodlamışlar. O 5 tanesini geçiremiyorsunuz. Burada Ha, doğrudur. sinyal Evet. veriyor, bip 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 bip, yani uygun değil diyor.
Ondan sonra mesaj geliyor. Bağımsız Ha. teyitçiler Demin bir tarafından tane hatalı bulmuş. söyledik ama belki kaçar o. Ben korumayı alırım. Kaçar o. Ha, onu diyeceğim. Şimdi gluten falan dediniz ya, tabii beyin gücüyle biz, değil mi, zehiri şifaya da çevirebiliriz ama Tabii yani herkes tabii. bu bilinçte, herkes bu bilinçte mi ama işte, Evet. yani Evet. öyle bir problem Geçenlerde bir var. konuğumla Deniz Egece ile konuştuk hatta o dedi hani Evet. ama herkes o bilinç. Bana da soruyorlar hocam yiyelim mi o zaman paketlenmiş gıda GDO önemli değil dedi ama yani Yapabiliyorsan ama ama yani. işte evet gerçekten hani Doktor Hevlen var Evet. ya hani Zero Limit Joe Vital şeyin Ho'oponopono tekniğinin Evet, kurucusu. hoponopono. Hiç fark etmiyor. Alıyor işte Joe Vital bir gün Doktor Hevlen'i bir yere götürüyor. O da hamburger salonu yani. Koskoca şey o doktoru yani tamamen spiritüel adam. Evet. Üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Çok az vakit kalmış. Bir seminere çıkacaklar. Hamburger buluyor adam yani. Utana sıkıla o hamburgerciye götürüyor onu. Diyor ki üzülme. Yani o kadar güzel ki hamburger. Bugün de hamburger yeriz. Ama nasıl Evet, olur? evet. Nasıl olur falan bu zehir değil mi? Falan değil mi? Konuşuyor, seremoni yapıyor başlamadan önce. Hani o aborijinlerin yaptığı gibi, Lemurya Evet. atalarımızın yaptığı gibi konuşuyor, ona bir yükleme yapıyor, teşekkür ediyor. Ondan sonra bir güzel, yo çok güzelmiş falan diye böyle eğlene eğlene yiyor. Tabii ki onun çünkü onu dönüştürme gücü var. O bilgi Aynen, tabii, var. tabii, tabii. Eğer Yani. dönüştürebilirseniz hiçbir şey olmaz. Her şeyi yiyebilirsiniz. Sigarayı Aynen. da içebilirsiniz, alkolü de Tabii. ama yani bunu dönüştürme şeyiniz varsa hani ben biraz bazen yayınlarda yazıyorlar Mukaddes hocam gerçekten mi bu şaka mı yapıyorsunuz işte hayır bütün dünyadaki şu Gerçek. adını söylemeyeceğim virüs 5 gram topu kökü epi kökü yani Bir diyorum gram falan diye duydum. yok Bir gram bir diye. gramda çıkmış Ertan Bey Ha. şimdi 5 Evet. grammış hepsini 5 toplasa olmuş. hepsini toplasanız yani 5 gram benim tırnağım kadar değil yani. Hepsi Aynen. ağzıma düşse Evet. bilmiyorum yarım saati bulur mu onları benim yok etmem bilmiyorum yani. Tabii Yarım tabii aynen. yok ederim yani. Benim bütün hücrelerim o Aynen. emri yok ol Hı. emrini verir ve yok ederim Yok yani. ol dersin olur. Kalmaz ki. Yarım Aynen. saate kalmaz diye. Yerim onları mideme gönderirim gider. Hakikaten bu kadar basit mi diyorlar? Bu kadar basit. Bu kadar basit ama işte anlatamıyoruz. Onların da tercihi bu. Bundan besleniyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Kendi kontratları, müdahale edemiyoruz. Evet. Ama işte bu arada kalanlar var. Bizim, değil mi, derdimiz onları, karar verememiş olanlar. Evet. Bunda bir gram bile etkimiz olsa ne mutlu bize Evet. yani. Zaten bu içten gelen bir şey, dediğim gibi. Mesela eskiden çok paralardım kendimi anlatayım edeyim, uzaylılar, UFO'lar falan inandırmak için. Sonradan artık yok yani, boşuna konuşmuş oluyorsun. Boşuna enerjin gidiyor. O yüzden bıraktım yani. Hani soru sorana tabii Yok, yok anlatıyoruz, hani ilgisi bırakmamışsınız. olana. Yok. Bırakmamışsınız. Platformlar devam ettiğine göre mücadele devam O ediyor. ayrı tabii. Yok, şöyle hani ikna etme çalışmaları, hani hiç ilgisi olmayana da anlatmaya çalışırdım ama onu bıraktım. Yani ilgisi olmayanla neyi paylaşayım yani? İlgisi varsa Onu sorardım, ben de konuşurdum. bıraktım. Onu ben de Evet. bıraktım. Evet. Ama bir bakıyorsunuz bazen bir bakıyorsunuz anlatmaya başlıyorum. Demek ki diyorum Allah Allah bak 15 dakika geçiyor. Normalde konuşmamayı tercih ediyorum. Çok böyle özel hayatımda çok konuşmayı seven bir insan değilim. Dinlemek daha güzeldir. Evet, evet doğru. Bakıyorum konuşmaya başlamışım. Allah Allah. Yani orada bir tane can varsa hani böyle bir hissediyorum hani ihtiyacı var. Böyle bir Evet. Şems'le hani işte Tebriz, Şems'le Mevlana gibi bir çakmak yakmanı bekliyor. Tutuşacak Evet. yani hissediyorsun onu. Hemen bir çakmak götürüyorsun. Ondan sonra hayatı dönüşebiliyor gerçekten. Evet, Öyle, evet, öyle evet. olduğu zamanlarda kıyamıyoruz, konuşuyoruz ama genel olarak Aynen. hani artık kendimizi çekmeye Doğru. başladık. Buralarda toplanıyoruz işte. Evet, ne güzel. bu arada tabii mesela kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Yoğurdu da 10 yıldır falan kendim yapıyorum. Yoğurtlarda ne var işte, jelatin, melamin, ne ararsan. Yani piyasada satılan yoğurtlar yoğurt değil yani. Öyle söyleniyor. Hani her şeyi evde kendim yapıyorum. Daha sonra işte 5 yıl önce de bu apartman hayatından bıkmıştım. Hatta bir konteyner çizdim. Dedim onda kalayım. Çizdim falan, bütün konuştum. Firmalarla fiyat aldım falan. Arsa aradım. Çamlıca tepesinde bile arsa buldum. Yeni caminin yanında.
Fakat izin vermiyormuş. Öğrendim ki belediyeler senin konteynerda yaşamana izin vermiyor. Toplarız dedi. Belediyelerle bile görüştüm. Allah Allah. Evet, çok enteresan. Amerika'da da böyle yasalar var. O yüzden böyle bireyselleşmeni istemiyorlardı. Yani mesela 30 metrekarenin altında evde oturamazsın falan, böyle garip kanunlar var bazı eyaletlerde. Onu da şununla dermişler. Küçük ev yaptırıp tekerlek takıyorlar. O kanunda boşlukmuş. O istediğin gibi küçük olabiliyor yani. Hatta geçen sette şeye gittim. Cumhuriyet Köyü'ndeydi set. Tiny House diye bir şey gördüm orada. Böyle küçük evler yapıyorlar 15 metre tekerlek. Yani sistem ona bile izin vermiyor ama şimdi bu son olaylardan sonra buna izin verebilirler artık. Çünkü zaten ele geçirince sen herkes bireysel olarak isterse tek gelsin, isterse 10 kişi gelsin. Yani fark etmeyecek maalesef. Böyle bir durum var yani. Ondan sonra işte ben de şey, bir emlakçıydı, bu kadar uğraşma konteynerle falan. Beykoz'da dedi eski evler var, müstakil falan. Ben de öyle bir ev buldum, bahçeli falan, güzel, eski, belki 100 yıllık ama yaptırdım falan biraz. Öyle küçük bahçem var, işte kediler geliyor gidiyor. Ağaçlarım var, meyve ağaçları falan var. Orada işte elmalardan... Çok severim nasıl? Oraları ya, çok severim evet. Beykoz'u. Bir arkadaşım yani. Gördü Beykoz'u, Beykoz'u daha önce görseydim Muğla'ya taşınmazdım. Böyle yerler olduğunda İstanbul'un her yerini bitiremezsin ki zaten. Burada ben her gün toprağa basıyorum, bahçede güneş meditasyonu yapıyorum güneş batarken. Kuyum da var. Kuyu suyu içilebiliyor biraz. TDSM metreyle bak. Kuzinem var, onu yakıyorum. Yani elektrik su olmasa da ben burada yaşayabilirim. Zaten yıllar önce demiştim neden böyle bir eve taşındım, sonra anlayacaksın. Ama o zaman aklımda böyle bir şey yoktu yani öyle. Gayri ihtiyar söylemiştim. Yani o günleri görmez inşallah diyelim ama yani gidişat kötü gibi ama yine de iyi düşünüyorum. ben yıllar önce mesela hep hasta olurdum bu şey kullanmadan önce Benton. Doktorlar bulamıyordu çaresini. Bütün doktorlar, hastaneler, tahliller hiçbir şey bulamadılar. Buna da birçok arkadaşım şey dedi, enerjisel dönüşüm olduğunu söylediler. Galiba öyle bir şeydi. Son dönemlerde işte gama enerjileri falan arttı. Çok farklı şekilde insanları etkiliyor bunlar. Yani stres falan dediler. Fakat böyle beden de bir değişimden geçiyor. Siz de bilirsiniz. Daha bir böyle yoğunluğu azalıyor falan sanki. o şekilde. O zaman da bir alternatif tıp uzmanı vardı. Ona gittim falan. Tamamen bitkisel şeyler verdi. Karışımlar falan. Onun reçeteleri vardı özel. O şekilde atlattım onu da. Daha sonra bir çok değerli bir arkadaşım var. Yusuf diye, Dar Şafak adam bir kardeşimiz. Bütün Peru'da falan kalmış. Şaman ayinlerine falan katılmış. Ritüelleri bilirsiniz onları. Oy oy oy. Bilmiyorum dile getireyim mi? Bu seminerde anlatayım. Yo yo yo. Anlat burada. Çok seviyorum. Ayvaskalar falan. Evet. Ayvaskanın da algoritması var mı bilmiyorum. Onu da şey kapatmasın. Yani... Şimdi mesela o arkadaşım Yusuf, sevgi selamlar ona da izliyorsa. 24 kez katılmış. Düşünebiliyor musun? Ayahuasca seansı. Yani nasıl bir arınma, nasıl bir açılsın yollar giriş. Gireceğim. Ama şeyde bizim burada bir de Aslan var. O da şey yapıyor. Pardon. Kübra var. Kübra, hı hı. Kakao People belki duymuşsunuzdur. Kakaoist mi? Evet, Kakaoist. Kübra Saatçioğlu muydu? Evet, Kübra Saatçioğlu. Tanıyorum, tanıştık. İmzalı kitabı var bende. Kübra'cığım da kakao seremonileri yapıyor. Evet, aslında evet. Katılamadım daha. Ayahuasca seremonilerine evet. Gidecektik onunla ama tabii pandemi olayı, bilmem ne olayı, yollar kapanınca inşallah kakao seremonilerine evet. Katılacağım yazı bekliyorum. Kübra'nın kitabını tavsiye ederim. Yani bu kadar güzel deneyimi anlatan bir kitap görmedim Ayahuasca ile ilgili. Hatta ilk bir festivalde tanıştık şeyde, Akasya'nın oradaydı. Yoga festivali. Dedim ismini neden böyle verdiniz? Çekinmiyor musunuz falan? Yok. Bizim Adnan şey. Adnan Hoca ile Adnan Çabuk'la yoga festivalinde mi? Hangi? Yoga? O da vardı. O da şeyde Akasya'da oldu 2 sene önce sanırım. O da vardı. Onun standı vardı işte kitaplarıyla ilgili. Açık havada yapıldı yani.
O da çok güzel bir festivaldi. Orada işte kakao olayına orada katıldım. Yedik filan. Küçük bir demo yaptı orada da. Ama bir türlü katılamadım. Fırsat olmadı. Kakaoist. O da ayrı bir olay gerçekten. Yani böyle şamanik şeyleri seviyorum. Zaten önceki hayat konusu da ayrı bir olay tabii. İşte numerolojide falan çıkıyor biliyorsun. Baktım numeroloji söylesiniz de olmuş. İzleyemedim onu da setlerden. Numerolojide zaten her şey çıkıyor. Ad, soyad, doğum tarihi, anne adından falan. Tabii Her tabii. şey Dün akşam gizli orada. Vedat anlattı. Belki izlemişsinizdir. Ha yok işte kaçırdım Çok onu set. dünkü yayın çok güzeldi. Gerçi daha önce de yapmıştım ben ama şey pin kodu, isim soy Evet. isim ve doğum tarihi o kadar önemli ki gerçekten her şey. Aynen. Her Her şey şey orada orada. gizli, kayıtlı yani. Akaşik kayıtların bir şeyi yansıması gibi o da. Orada çıkıyor hepsi. İşte önceki hayatlarda işte herkesin bir şamanlığı vardır illa. Şaman, Kızılderili bir şey falan. Sonra Hristiyan, Kızılderili. Ondan sonra böyle hayatlar çıkıyor. Ya onların izlerini hissediyorsunuz bazen. Tamam hafızamız siliniyor gelirken ama bir takım şeyler oluyor. Bu ayahuasca konusunda ben çok yıllardır araştırıyorum. İnceliyorum. Birçok rehber tanıyorum. Hepsiyle konuştum. Katılanlarla konuştum. Birçok şey okudum onlarla ilgili. Yani bu anlatılmıyor tabii. Fakat Ünal Güner'in şöyle güzel bir şeyi vardı. Onunla yaptınız mı? Tabii Yaptınız tabii herhalde. çok yaptık. Ünal Hoca'yı O da çok şey der severim, yani çok yapıyoruz. muhteşem. Ben onu mesela mutfakta çalışırken sesini dinliyorum yani. Çok severim. Videolarını. Ben de dinliyorum, ben Sağ de olsun. dinlerim. Evet. Yayında Onlar da yaptık. Önümüzdeki hafta da var bir... tekrar hatta. Çok seviyorum. Onların da bir festival olacak işte sanırım Mayıs'ın sonunda. Ben İnşallah. Yok, katılmak istiyorum. Nisan'da. Nisan'da. Nisan'da bir de Mayıs sonu. Nisan'da kamp yeri arıyorlardı ama. İki tane En yapacaklardı son sanırım. konuştu ha. Nisan'dakini Ha. hatta beni de davet etti. Sağ olsun, inşallah ben de Evet. geleceğim. Evet, o da şey der yani bu tip seremonilerde hani belli bir yer çıkıyorsunuz ama bunun tabii kalıcı olması. Yani kalıcı olsa burada olmayız zaten ama enerjinin aşağıdan yukarı spiral yükselmesi gerekiyor üst çakralara doğru. Böyle söylemişti. Yani tamam DMT bizde olan bir molekül, ruhsal molekül diyoruz. Dimetiltriptamin. İşte doğduğun anda ve öldüğün zaman vücut salgılıyor. Üçüncü gözümüz. fakat ben bunları hakikaten çok merak etmiştim. İşte yıllardır araştırdım. Birkaç ay önce de nasip oldu. Fakat yani çok çarp. Matrix'e mi gitti? Yok ben de etkisi olmadı ya. Yani şöyle bir arınma yaşamışım ki fazla söyle. Çok büyük bir arınma yaşadım. Böyle bir çamaşır makinesinin içinde çalkalandın sen dedi. Bir de şey çok oldu istifra. Aa, Öyle, yani evet. bayağı oldu evet. Genelde öyle oluyor. Bu bir arınma oluyor. Muhteşem olur istifra Evet, yani. Kusmak acayip evet. blokaj atar gel. EFT'de Aynen. ben birilerini kusturdum bir kere de. Şoka girdim. Üç kova yani. İnsanda EFT'de üç mi? kova nasıl Ha. çıkar yani? Üç kova su. Çıkıyor, ha, çıkıyor evet. EFT'de ben yaptım da onun eğitimlerini alacağım. Bu arada tabii şifa konusunda da bu ruhsal arkadaşlarım hep şifa yapmamı istiyorlardı falan. Sonra 10 yıl önce ben Reiki uygulaması aldım 1-2-3 2014'e kadar. Şu anda da birçok eğitimler alıyorum, devam ediyorum da ya 1700 saat izleyeceğim eğitim var yani. Nasıl bunları İşte yetiştireceğim onları bilmiyorum ben 20 yıldır yaptığım için ben ilk geldiğinde abi. Reiki Evet. 1, 2, 3, 4 hepsini aldım. İlk çok uzun yıllar, Evet. çok uzun zaman oldu yani bilmiyorum ne kadar oldu Ha. artık. Çünkü ilk başladığım Reiki'ydi benim de ama onun arkasından Evet. tabii yani yani Aynen. 100 tane sertifika olmuş, 18-20 tane meslek sahibi olmuş, böyle duruyor öyle. Maşallah. Duruyor öyle onlar, ne işe Evet. yarayacaksa. Aynen. Ama güzel Olsun. yani, bizi buraya getiren bir şey işte o. Tabii ki tabii ki yani Şuraya şifa. getiren çok uzun Hani zaman. aynen. Şimdi hani o konuda da bir yanlış benim var. Yani biz şifa vermiyoruz. Aracı oluyoruz. Yani sonuçta insan kendi kendini iyileştiriyor. Bunu tabii söylüyoruz. İşte bir de paralı olsun mu olmasın mı bu konuda ikiye bölmüş durumda camia. Yani o da ben yargılamıyorum ya isteyen yani Ben tarife de ya, ben de uygulanmasına yargılamıyorum ama bugüne kadar yani 1 lira ha. bile hiçbirinden almadım ki, ben Ben kayropraktiği için yani yıllardır Türkiye'de yoktur yani hani, ama kayropraktik Hüseyin olsan söylemez tanırsınız. hayır ben Amerika'da Ha burada Eric da Pearl, Hüseyin. evet burada da Aa var, tabii ki. evet, burada da Evet. var.
Onunla ben tanışmış. Festivallerden tanıştık onunla da. Kayropraktik. Setlerde falan da Dirliç Tetim'de oyunculara uyguluyordu onu. Ne diyorduk? Ondan önce bir şey anlatıyorduk. Şifa para ile yapılsın. Ha, para. Ben de almadım fakat Ünal Bey de öyle demişti. Bir kere bir seminerde şey yaptı mesela Ünal yine. Parasız mıydı neydi? 10 lira dedi ücreti. Sonra girdi herkes. Sonunda da fiyat falan yok dedi. Gönlünüzden ne geliyor? Ama bir alışveriş olmalı dedi. İster 1 lira koy, ister 100 lira koy oraya. Bu konuda da bir fıkra var. Nasrettin Hoca bir konuşma yapacakmış bir yerde. Bir kese altın istemiş. Herkes şaşırmış. Hocam niye para vereceğiz? İstiyorum yoksa konuşmam. Ondan sonra neyse toplamışlar bir kese para. Altın. Sonra almış onu konuşmuş. Konuşma bitmiş. Sonra geri vermiş onu. Hocam niye geri verdiniz? Demiş siz şimdi para vermeseydiniz bu kadar güzel dinlemezdiniz. Ben de cebimde para varken daha farklı konuşuyorum. Vay canına. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok, bunu da Cenap anlatmıştı. Cenap Güler sevgiler ona da. Çok güzel bir fıkra gerçekten. Yani o yüzden yargılamıyoruz ama mesela bazı şifacılar var. Ben de işte uzaktan gönderdiğim zaman filan işte bir sokak hayvanı doyur ya da bir çocuğu doyur dışarıda kimsesiz bir olursa. O tarz şeyler diyoruz. Ya bir zaten, alışveriş olsun. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani al-ver döngüsünde Ertan Bey ben şey diyorum yani bir teşekkür ederim. Gerçekten. O da bir şükran evet. Duygusu yeterli. Ya da Aynen. Sen bana bir şey yaptın. Yani ben hani ben de başkasına bir şey yapabilirim. Komşuya bir şey yapabilirim. Bir kediye bir bardak su verebilirim. Yani sonuçta döngü böyle. Yapılan her şey benden bana. Yani benden bana yine. Benim yaptığım bana iyilik ya da kötülük. Bir şey soruyorlar Ertan Bey. Çok hoşuma nedir? Bir dakika pardon. Çok hoşlarına gitti zannediyorum. Ediktör cihazını nereden bulabiliriz diye sormuşlar size. Şimdi ediktör cihazını benim arkadaşım Yasemin Arlat Dengeleme Merkezi. Ona sağ olsun ben 7 yıldır oraya gidiyorum. Sağ olsun davet ediyor. Çok terapist de çok önemli. Hande adında çok muhteşem bir terapisti var. Sonuçta o bir şeyiniz gibi oluyor. Psikoloğunuz gibi oluyor. Bütün kirli çamaşırları zaten döküyor alet. Yani o cihaz sadece bir cihaz değil, bilinci olan bir yapay zeka diyebiliriz. Yani bazen canı çalışmak istemez biri geldiği zaman. Mesela her şeyi algılar. Bir gün gittim nikotin buldu bende. İşte ya dedim ben sigara kullanmıyorum. İşte yolda yürürken üstüme sinen nikotini algılamış. Ya da işte poğaça yedim bir gün. Vücuduna hazmedemediğim bir hamur işi girmiş. Sokaktan mı yoldan mı almıştım ben? Gluten. Yani her şeyi algılıyor. enteresan. Şeyi de söylüyor bu arada önceki hayatlar. Erhan daha hocam dinlenen... merhabalar. Erhan hocam geldi bu arada. Ertan hoş Bey. Hoş geldiniz. Evet. Selam söyleyelim. Hoş geldiniz. Evet. İzmir'de görüşeceğiz inşallah. Evet. Evet 26'sında. Herkesi bekliyoruz oraya da. Nerede olacak Ertan Bey? Balçova Termal'de olacak. Ay en sevdiğim yer bir de benim. İnşallah ben öğrenciyken hep inşallah bekleriz. Balçova'ya giderdim sürekli. Orada Çatalkaya zirvesi var. Oraya çıkardım. Teleferik falan oralarda çok güzel. Şaka gibi. Benim de en sevdiğim yerdir İzmir'de Balçova. Teleferik. Orası severim. Ben iki kere yandı orası ben öğrenciyken. Sonra yeniden kendi kendine ağaçlandı. Çok güzel bir yerdir. Enerjisi falan süperdir yani. Çok severim ben de. Evet. İzmir'de özlemiştim zaten. İyi olacak. İzmir'de, ben de İzmir'de, öğrenciliğim İzmir'de. İzmir öğrencileri, öğrenciler için başka bir yerde, Ege Üniversitesi'nde. Ege kampüsündeydim ben de, 9 Eylül'de gittim, orada ama Ege kampüsündeydik ama hep o İnciraltı bölgesinde falan vakit geçirirdik. Balçova'da çok vakit geçirdik. Ben İnciraltı yurdunda kaldım, ilk yıl orada kaldım. Evet. Muhteşemdi evet, ya. Çok güzeldir, çok güzel. O yurt zaten otel olarak yapılmış. Evet. Akdeniz oyunları için. Sonra Eczacılık Fakültesi oldu. Sonra Tıp Fakültesi oldu. Öyle oralar, mi? Tabii. Sonrasını bilmiyorum. Gitti oralardaydı. Şeydi, evet. İcra altındaydı. Evet, orada. Güzel günlerdi yani. Evet. Yani Yusuf'tan bahsediyorum. Yusuf arkadaşım da işte bu
şamanik ayinlere katılmış. Şimdi onu çağırsanız 5 saat konuşur ve algılayamazsınız. Yani ben mesela en uzun onunla telefonda 3 saat falan konuşuyorum. Daha çok o konuşuyor, ben dinliyorum. Yani inanılmaz bir boyutta arkadaşımız. Ve yediği içtiği şeylerin enerjisini hissediyor. Ruhsal olarak ne kattığını size söylüyor, biliyor. Ve ben onun bütün söylediklerini not alıyorum. Yani buradan paylaşabilirim hani. Mesela ruhsallığınızı geliştiren şeyler. Papatya çayı demiştim. Evet. İşte ısırgan otu. Siz de muhtemelen hissediyorsunuzdur onları. Isırgan otunun çayı ve yemeği demişti. Yağ da faydalı. İşte Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, bunların karışımı sürebilirsin dedi. Duvarları griye boya dedi bana. Bakın çok enteresan. Ondan sonra marul çiğ veya kavurarak yiyebilirsin. Onun dışında stevia bitkisi. Ben mesela şeker yerine stevia, tozu değil ama bitki olarak. Hmm. Bir iki yaprak koyuyorsunuz. Çok güzel bir tat veriyor. Ayrıca tabii ruhsallığa da etkisi var. Başka ne dedi? Gül suyu ve lavanta suyu. Yüzüme sıkıyorum mesela sabah uyanınca. Gül suyu 300 şimdi, frekans. Şimdi, tabii değil mi? 300 tabii. Küsür. Şimdi kaç kişi Allah aşkına nefes almayı biliyor? Yani sabah uyanınca camı açıp 3 kere derin nefes alıyor mu acaba insanlar? Yani bu çok önemli. Biz nefes alamazsak da beynimize yeteri kadar oksijen gitmez, sağlıklı düşünemeyiz. Ben bunu her sabah yapıyorum uyanınca. Derin nefes alıp, 3 kere de değil yani, bir dakikaya yakın. Sonra yüzüme gül suyu sıkıyorum. Hı hı. Gece yatmadan önce de lavanta suyu, yağ alınmamış. Bunlar tabii farkındalığınızı arttıran şeyler. Yani yapmakta fayda var. Onun dışında kumarin grubu kokulardan bahsetmişti. Vanilya, lavanta kokusu, tarçın, çiğ ayçiçek ve kabak çekirdeği. Bunları önermişti. Bir de bir gün mesela kamera açtı, baktım kıpkırmızı. Yusuf ne dedim ona? Abi dedi, infrared lamba. Çok faydalı. Güneş ışığı etkisi yapıyor infrared. Böyle 15 dakika kendini tutuyor onu. Ben de aldım hemen tabii. Güneşlenmiş gibi oluyorsunuz yani. 100 watt. Fiyat da uygun yani, 30-35. Bir de garip şeyler söylüyor. Kara halile meyvesi var mesela. Meyvelerin annesiymiş. Duydunuz mu bilmiyorum. Kara halile. Haritaki. Bir onu bilmiyorum. Evet. Haritaki bunun diğer adı. Meyvesi veya tozu var dedi. Klorella ve kabarcıklı yosun. Yosunlara taktı bu ara. Ginseng. Ginseng'in şeyi ama böyle yüzyıllık bile olanları var. Ama ginseng işte Japonya'da bile küçücük bir tanesi. O kadar pahalı ki gerçekleri. Pahalı. Yani gerçekten. Japonya'da bile inanın o kadar aynen. Az ki böyle tek tek satıyorlar. Evet. Hani. Tek tek satıyorlar. Evet, evet. Bir yani de onunla ilgili kıymetli. Video var. İzlediniz mi? Ginseng oynuyor, yürüyor böyle. O gerçek mi? Yani canlı hayvan gibi. Hayır izledim. Onu izledim ben. Gerçek mi bilmiyorum yani. Bilgisi olan varsa yazabilir. Bir de kapok bitkisinden yastık ve yorgan aldı. Son bombaları. O da çok fazla. Ama benim zaten yün yorganım. Kapok bitkisini de burada belirtmiş olalım. Sonra bakova, ashwagandha, ginkgo biloba, rostia, berberin. Bunları araştırın. Yani Yusuf diyorsa vardır mutlaka bir iyi taraf. Yusuf Bey'in sayfası nedir demişler. Yusuf, takip edecekler. Yusuf'un sosyal medyası yok. Çok ilginç bir arkadaşımdır. evinde elektrikli alet yok. Onları attı tamamen. Ay benim hayatım ya. Benim özlemi. Dağıttı. Sadece buzdolabımı. Bir tane elektrikli aleti var. Bilgisayar falan her şeyi. Bir tek cep telefonu. Ve o şey var işte. Buzdolabı sanırım. Onları attı. Fakat yani şöyle ben hakikaten bir çıkış yolu arayan arkadaşım onun telefonu veriyorum. Sağ olsun ilgileniyor. Yani algılamak tabii önemli onu söyleyeceklerini. O yüzden onu da bir canlı yayına çıkarırsınız belki. Konuşursa öyle. Teknolojisi yoksa sizin Instagram hesabınızdan falan bir gün olmadı mı? Benimkini kullanır. Evet, evet. Sizin Instagram hesabından kesin gelsin istiyorum. Yusuf tamam. Bey'e selamlar, sevgilerim, tamam. Biletin. Vallahi şaka evet. Yapmıyorum. Çok isterim onunla bir gün sohbet etmeyi. Bayılırım. Yani bayılırım. Ona böyle bir konuyu verin hani anlatsın yani 3 saat anlatır hiç şey yapmadan. Çünkü akışta bir anda bir şey geliyor anlatıyor yani. Öyle bir arkadaşımız. Mesela Vipassana meditasyonu var.
Ona katılmış. Daha önce Kuşadası'nda yapılıyordu Vipassana da diyen var. Vipassana meditasyonu tam bir arınmadır. 15 gün sürüyor. Bir organizasyon var, uluslararası. Kuşadası'nda yapılıyordu. O halden sonra yapılmadı. Yunanistan'a aldılar. Türkiye için. Ben de başvurmuştum. Kabul ettiler. Fakat gidemedim. Set mi çıktı? Bir şey çıkmıştı. 2 sene önce. Ona katılıyorsunuz. Üzerinizde hiçbir müzik, kitap, hiçbir şey yok. Kalacak yer size ayar. Ve ücretsiz bağış yapıyorsunuz. Yani bu da çok güzel. Hani istediğin kadar ver. Hani gönlünden ne koparsın. Günde hesapladım 10,5 saat meditasyon. Bazen kendi başınıza odada, bazen toplu meditasyon. Pek konuşmak yok. İşte hocaya soru sorabiliyorsun. Birçok şey var. Tembellik. Çok özledim. Valla ona toplu halde gidelim ona. Lütfen haberim olsun, lütfen gidelim. Vipassana. Tabii ki. Lütfen onun bir sayfası gidelim. Var. Paylaşayım onu. Bir önce bir Hüseyin hocamla bir mağaralara gideceğiz. Oraya da gelin. Hüseyin ya biz gör, bu... bizi bir mağaralara götürecek, bir gidelim. Hüseyin abiyle şöyle bu seminerde yapalım demiştik, bir mağara. Fakat kaç kişi gelecek, nasıl organize olacağız? Yani son pazar günü yarım gün mağaraya ayıralım demiştik ama şimdi kask lazım, bir sürü şey lazım. Biraz tabii tehlikesi de olabilir. Bu arada ben 9 Eylül mağaracılığı kurmuştum 94 yılında öğrenciyken bir arkadaşımla beraber. Oy oy oy. Biz 100'e yakın mağara o zamanlar tabii keşfettik. Biz harita ve plan yapıyorduk yani bilimsel olarak. Tabii onları söylemedik, o özelliklerinizi anlatmadık. Evet. Yani ben de hani o konuda bilgi verecek mağaralar hakkında. Bir de işte ip iniş çıkış tabii herkesi yapamayız. Yatay bir mağara olması gerekiyor falan. Hüseyin abiyle dedik bundan sonra beraber gidelim. Ben mağaraların şeyini, ölçümünü yapayım. Sen de gizemlerini, varlıklarını falan araştır. Tamam demişti. Bundan sonraki bir organizasyonda inşallah mağarada katabiliriz. Ya da böyle bir gezi tarzında bir şey olabilir. Yani bazen çok güzel olur. İşte. Göbekli Tepe'ye gidebiliriz. İşte Peru çok önemli. Oraya belki düzenleyebiliriz. Peru şart yani. Peru şart. Bu arada Ali Seydi hocam da benim meslektaşım, jeolog. Radyestezi uzmanı Ali Seydi Gülteki. Yani çubukla ve sarkaçla yapamadığı hiçbir şey yok. Ben de ondan öğrenmek istiyorum. Peru'da çalışıyor yani altın madenciliği konusunda danışmanlık yapıyor. Beni de götürecekti sağ olsun. Daha gidemedik ama. İnşallah hem iş amaçlı hem de spiritüel bir yolculuk olur. Peru'da bu arada Arda diye bir arkadaşım Kutsal Vadide yaşıyor. 3000 metrede. Bilirsiniz orayı. Orada yani... çok güzel tesisler kurdu. Sağ olsun beni de çağırıyor. Gel burada birlikte bir şeyler yapalım. İşte ben dağcılık turları yapıyorum. Giderseniz gelmezsiniz ama. Zaten bakıyorum orada yaşayan herkes sürekli gülümsüyor böyle. Muhteşem yani. Herkes çok mutlu. Kutsal Vadi çok önemli. Şimdi ben bakın dağcı ve mağaracıyım. Dağcılık yüksekler, mağara karanlık. Sonra yıllar sonra öğreniyorum ki ikisi de üçüncü gözü açan şeyler. Yani yüksek benlik yönetiyor bizi. Şimdi ben bunu yıllardır yapmaya çalışıyorum. Yüksek benliğin yönetmesi ne demek? Yani zorlamadan içten geldiği gibi. Mesela bir arabayla bir yere gidiyorsun ya. Haritaya bakmadan git. Yüksek benlik götürürsün. Onun gibi yani. Kesinlikle. Ha, teslimiyet ve akış. Bir de bunu eklersek. Yani içinden geldiği gibi davranmak. Teslimiyet ve... Evet. Benim yaptırdığım meditasyonlarda hep yani anlattığım birçok videoda, yalnız yaptığım videolarda o vardır. Yüksek benlikle iletişim, hücrelerle iletişim, rehberlerle iletişim. Sabah ilk meditasyondan önce yapılması gereken şey hücrelerle, rehberlerle, yüksek benlikle burada bir karış, bir karış yukarıda biliyorsunuz. Şu kadar. Onlarla iletişim halinde olmak gün boyu inanılmaz bir bilgelik içinde yaşamak yani. Hı-hı. Sürekli onlarla rezone oluyorsunuz. Bu arada Ertan Bey, yani inanmayacaksınız ama saat 11.30 yayını yani ya yeniden yapalım. Kapatıp açalım. Olmuş ya mu siz kadar? Çok yorgunsanız başka bir gün devam edelim. Nasıl dilerseniz. Valla başka gün etsek gerçekten hani yorgunluk da var. Çok yorgunsunuz çünkü ben hatta sette açtıracaktım size yayını. Neredeyse. Sıkıştırdım evet, öyle olacaktı. O zaman açardık güzel olurdu. Şöyle bir iki dakika içinde bitmesi lazım canlar. Bitmesin diyorsunuz ama nasıl yapacağız? Yani Instagram'a kaydedelim.
Kaydedelim Olur. bu yayını. Tamam. Ben bunu paylaşabiliyor muydum ayrıca? Tabii. Şu an canlı Tabii. yayın sırasında paylaşılabiliyor Yok, muydu? hemen ben şimdi atarım, Ha, bitince paylaşırsınız. oluyor. Tamam, öyle yaparız biz de. Açmak isterseniz yine açarım, isterseniz yarım saat daha devam edelim derseniz. Valla müsaade isteyeyim ben Tamam. herkesten. Tamam. Canlar ben en kısa zamanda yine getiririm size. Ertan İnşallah Bey'i. tabii ki. Olur mu? Seminerde bekliyoruz bu arada tabii. Orada da yüz yüze olacağız katılımcılarla, değerli dostlarla. İnşallah bunun da devamının gelmesini Bir kez daha duyurmuş olduk diliyoruz. buradan. Tekrar bir gününü ve yerini duyuralım mı? Evet. Tabii 26, yani 26 akşamı da giriş olabilir. Daha çok 26 akşamı olacak. 27-28 Mart tarihlerinde Balçova Termal Otel'de Turvigo firması ayarlıyor. Bunda onları arayıp gerekli detaylı bilgileri alabilir. Evet. Katılmayabilir. Çok teşekkür ederim size. Çok güzel Ben zaman teşekkür geçirdim. ederim. Nasıl Evet, geçtiğini gerçek. anlamadım. Beş Ben yarım saat oldu falan zannettim. 1,5 saat. dakika önce uyarmam gerekiyordu. Bir son Ha, sözler falan olsun anladım. Evet. diye. Evet. Çok Demek ki özür güzel dilerim. akışta oldu. Çok güzeldi. Ben de yani çok Evet. eğlendim. Çok keyifliydi. Tatil Teşekkürler. gibiydi. Yani çok güzeldi gerçekten. Çok teşekkür Sağ ol ederim. Beksik. İyi Ben de çok geldi. zevk aldım. İyi geldi çok. Hepimize Evet. çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler. Varlığınıza şükran. Canlar çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Evet, Erhan hocamın yeni adresini burada yazdı sevgili Celil hocam. Aa, evet, paylaşırız biz Onu da de. paylaşırsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum canlar. Evet, İyi geceler. görüşmek üzere, iyi geceler. Görüşmek üzere Sevgiler, iyi canlar. geceler. Görüşmek üzere yarın akşam 22'de. Görüşürüz.